basıyorum. 5 milim. 5 cc verdim. Otomatik çekiyoruz. 5 cc'ye geldi. 35 gram oksalik asit dihidrat. Hocaların önerisi oksalik asit dihidrat kullanılması. Yani 2 hidrattan meydana gelmesi gerekiyor. Normal oksalik asidi kullanılmasını önermiyorlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle oksalik asit kullanımı hakkında bilgi paylaşmak istiyorum. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Videolarımın altına yorum yapmayı ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Oksalik asit bitki kökenli en tanınmış organik asitlerden biridir. Bitkilerin çoğunda bulunmaktadır. Birçok bitkide bulunmaktadır. Ispanak, domates, kuzu kulağı ve benzeri bitkilerde doğal olarak bulunmaktadır arkadaşlar. Yani oksalik asit tamamen organik bir asittir. Oksalik asit kullanma yöntemleri ısıtılarak buhar yoluyla ve şerbete karıştırarak arıların üzerine sıkılarak veyahut da püskürtme yöntemiyle uygulamalar mevcuttur. Uygulamış olduğumuz oksalik asitin buharı varroanın beslenme yollarını ve tutunma organlarına zarar vereceğinden dolayı arının üzerinde tutunamayıp düşecektir ve 2-3 gün içinde varroa illeti ölmüş olacaktır. Oksalik asidi ne zaman uyguluyoruz? En verimli zamanı, uygun zamanı 5 ile 0 derece arasında, yani kapalı yavrunun mümkün olduğu kadar olmadığı veyahut da çok az olduğu dönemlerde uygulaması tavsiye edilmektedir. Çünkü ne kadar kapalı yavru olmazsa bütün varroalar arıların üzerinde olacağından dolayı uygulamış olduğumuz organik asit o kadar tesirli ve etkili olacaktır. Organik asidi hocalar yılda bir kez uygulamasını tavsiye etmektedir. Çok varroa yükü varsa 2-3 kez de uygulanabileceği yönünde görüş iletmektedirler. Organik asit, oksalik asit uygularken ılık olmasına dikkat edelim. Çünkü kış salkımında olduğu için arı soğuk uyguladığımız zaman salkıma zarar vermektedir. O yüzden ılık bir şekilde uygulamanızı tavsiye ediyorlar. Şimdi uygulamamıza geçebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar, oksalik asit çözeltisini hazırlamak için gerekli olan materyaller: 200 gram şekerimiz, 35 gram oksalik asit dihidrat. Hocaların önerisi oksalik asit dihidrat kullanılması. Yani 2 hidrattan meydana gelmesi gerekiyor. Normal oksalik asidi kullanılmasını önermiyorlar. Bunu karıştırabilmek için ölçekli kabımız. Biz 1 litrelik bir karışım yapacağız. Ondan sonra ılık suyumuz var burada arkadaşlar, ketin içinde. Şimdi önceden ben tarttım bunları, zaman kaybı, video uzun olmasın diye. Şimdi arkadaşlar, hani eğer ki terazimiz, tartımız yoksa şırınga üzerinden 35 gramın yaklaşık olarak ne kadar tekabül ettiğini, bunu sizlere paylaşmak istedim. Muhakkak herkeste vardır ama acil durumlarda veyahut da unutulmuş olabilir, aralıkta olmayabilir. O yüzden böyle bir deneme yapmak istiyorum bilgi açısından. 35 gram oksalik asit kaç mililitre şu enjektörün içine girmektedir, onu hep beraber gözlemleyeceğiz. Yani 35 gram oksalik asitimiz yaklaşık olarak 54 mililitre hacim almakta arkadaşlar. Yani bu da aklınızda olsun. Bu 1 litre suda hazırlamamız gereken oksalik asit miktarı. Oksalik asidi öncelikle ölçekli kabımıza döküyoruz. Hepsini. Yani direkt şekeri de katabiliriz. Ondan sonra su dökebiliriz. Ben öncelikle az bir su katıp oksalik asidi biraz eritmek istiyorum. Evet, oksalik asit eridiğine emin olduk. Ve şeker ilave ediyorum arkadaşlar. 200 gram şekerimizi de ilave ediyoruz. Biraz daha su ilave edip Evet, şimdi artık bir litreye tamamlayabilirim arkadaşlar. Şurada ölçeğimiz belki kameranın gözükmeyebilir. Bir litre tam burası. Evet. Bir litrelik %3,5'luk oksalik asit çözeltisini hazırlamış olduk arkadaşlar. Bu şekilde bunu uygulamaya geçeceğiz. Şimdi hep beraber uygulamaya geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar, bir önceki videomda organik asit damlatma aparatı yapmıştım. Bunun yapılışını paylaşmıştım. Şimdi uygulamasını yapacağız arkadaşlar. Hep beraber buyurun başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyoruz arkadaşlar. Evet, arımızın durumuna bakalım. Bu sene salkıma geçmedi arımız. Havalar sıcaklığından dolayı en uygun zaman şu anda 10 derece civarında. Gece 0 dereceyi buluyor. Evet arkadaşlar, basıyorum 5 milim 5 cc verdim, otomatik çekiyoruz. 5 cc'ye geldi, tekrar veriyorum. Tekrar çekiyoruz, otomatik. Evet, gördüğü gibi 5 cc'de. Mümkün olduğu kadar çıt aralarına veriyoruz. Tekrar çekiyorum. Bu şekilde 5'er cc her çit arasına verdik. Yapmış olduğumuz tabancamız da gayet başarılı gözüküyor arkadaşlar. Şu anda 5 cc hemen otomatik çekiyor ve hızlı bir şekilde diğer kovana çekiyoruz. Görüldüğü gibi yapmış olduğumuz aparatı da uygulamış olduk bu muamele sıra. Gayet de başarılı gözüküyor aparatımız. 5 milim otomatik olarak çekiyor ve basıyoruz, çekiyor, basıyoruz. Önceden şırıngaya çekiyorduk şişeden veyahut da kaptan ve bizi zorluyordu. Bu şekilde kolay bir şekilde halletmiş olduk. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videolarımın altına yorum yapmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle.